sana ne veriyor basketbol? Diyerek kızgın bir taraftar mı, azgın bir taraftar mı, kültür mü? 8 saniye oyunda kaldı. Neden mesela? Bunu nasıl yorumluyorsunuz koç? Mesajların altına gireceğiz, oradan fal bakacağız. Ama bakmamız gerekiyor böyle mesajlar veriyor. Ne yapalım bu? Daha önceden bir şey vardır. Değiş. Orada önden çık. 2 galibiyet. Galibiyet. İşi bitirir. Olmadı. 3 tadından yenmez. Evet. Her maç 90 yenir. Bu işin aslında kitabı 70'leri yemek. Ben annesi olsam kızmazdım 9-6'ya diye düşünüyorum. Bırak o bir tane faalde ekstra kaçırsın. Helikopterlik yapma anne. Aynen, çocuğa rahat ver. Sen de rahat rahat maçları seyret. Naspor ekranlarına hoş geldiniz. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi. Bu hafta da Murat Didin'le birlikteyiz. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. 30. haftayı da geride bıraktık koç. Artık kaldı 4. Sonuna geldik. Kaldı 4. Şimdi detaylı değerlendireceğiz temsilcilerimizin performanslarını. Anadolu Efes'le üzüldük tabii. Detaylı değerlendireceğiz. Fenerbahçe Beko mağlubiyet serisi gibi gözüken bir seriye de nokta koydu. Bu hafta önemli bir kritik bir galibiyet aldı. Erteleme maçının da oynandığı haftada deprem nedeniyle ertelenen mücadeleyi oynadığı haftada detaylara bakacağız. Önce bir hemen haftanın sonuçlarına bakarak başlayalım. Ardından da tabii sıralama gelecek ekranlarınıza. Haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko 75-82 Milan'a mağlup oldu. 30. hafta mücadelesi olarak saymıyoruz elbette bunu. Erteleme maçı. Kızıl Yıldız Baskonya karşılaşmasında kazanan Kızıl Yıldız oldu. 74-63'lük skorla Baskonya ilk 8 sıralama adına önemli bir mağlubiyeti almış oldu. Panathinaikos Barcelona mücadelesinde kazanan İspanyol ekibi oldu. 88-74 ile geçti. Asvel Maccabi mücadelesinde özür diliyorum. Kazanan Maccabi oldu. Alba Berlin Anadolu Efes karşılaşması 95-93'lük skorla Alba Berlin'in galibiyetiyle sonuçlandı ki Anadolu Efes büyük bir farka da eriterek aslında buraya geldi. Kazanabileceği bir mücadeleydi. Kalp kırıcı, can sıkıcı, üzücü bir mağlubiyet oldu. Hatta son 8 şansını da iyice zora soktu diyebiliriz ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bunu da detaylandıracağız. Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti. Bologna Real Madrid karşılaşmasında kazanan İspanyol ekibi oldu 96-79'luk skorla. Valencia Monaco mücadelesinde kazanan Monaco'ydu. Partizan Olympiakos karşılaşmasında burada sürpriz bir sonuç. Şöyle skor olarak belki sürpriz diyebiliriz. Sonuç hani Partizan'ın kazanabileceği bir mücadeleydi ama 90-75'lik bir skorla kazanabileceğini kimse tahmin edemezdi herhalde. Milan Bayern Münih karşısında da 99-74 kazanarak bu hafta kendileri adına çift maçın olduğu haftada Fenerbahçe Beko ile birlikte 2'de 2 yaptılar. Onların da yükselişi sürüyor. Belki bunu da biraz detaylandırırız. Takıma dahil olan yeni ismin, yeni gardın, oyun kurucunun performansının altını çizmekte fayda var. İnanılmaz, evet, inanılmaz işler yapıyor. Bu sonuçların ardından oluşan sıralama da gelsin ekranlarınıza değerli izleyenler. Olympiakos lider durumda. 21 galibiyet takımlardan Real Madrid hemen onu takip ediyor. Ardından Barcelona ve Monaco peş peşe sıralanıyor. Bu ilk 4 takım son 8'i garantilemiş durumda. Bunu da altını çizelim. Fenerbahçe Beko 5. sırada 18 galibiyeti var. Maccabi 17 galibiyetle 6, Partizan 17 galibiyette 7 ve Baskonya 15 galibiyette 8. sırada. İlk 8 bu şekilde gözüküyor. 30. hafta geride kalırken ancak 15 galibiyette bir diğer takım Jalgiris Kaunas 9. sırada. Anadolu Efes 14 galibiyetle Jalgiris'i takip ediyor. Ardından Milan, Valencia yine 14'er galibiyetli takımlar olarak sıralanıyor. Bologna, Kızıl Yıldız 13-14. Şöyle en sona bakalım. Aslında 18. sırada yer alıyor. Şimdi sıralama üzerinden değerlendirecek olursak Fenerbahçe Beko'nun Kaunas'ı yenmiş olması Anadolu Efes üzerine konuşacaksak yakalama fırsatı ilk 8'i önemli bir galibiyet oldu. Fenerbahçe Beko'nun bu kazancı Anadolu Efes için. Şimdi bir değerlendirme ister misiniz? Değerlendirelim yoksa maç maç konuşup ondan sonra mı takımların genel değerlendirme olur tabii. Niye tamam. Seni zorlayacak burada. Yani ben 4-5'e bakıyorum. Hı-hı. Monaco, Fener, Fener, Monaco. Fener, Monaco bitmesi için 4 Fenerbahçe, Beko. 5 Monaco bitmesi için Monaco'nun ekstra mağlubiyeti alması Hı-hı. lazım. Başa başta üstündesin. 3 galibiyet farklı alman lazım. 2 galibiyet farklı alman lazım.
Monaco'da 2 galibiyet fazla alırsan 4. bitirebilirsin. 2 ile averajla. Maccabi 3 ile averajla katılırsa, Partizan 4 ile averajla katılırsa yine bunlar da sen üstünsün. Hepsinde yani başa baş olan 4, 5, 6, 7. takımların hepsinde Fenerbahçe'nin o gruba 6 maçta 5 galibiyeti var. 6 maçta 4 galibiyeti var. Averajda Fenerbahçe hepsinin üstünde kalıyor. Baskonya'nın bu hafta Kızılyıldız'ı yenememesi büyük bir artı oldu. Yani o çünkü orası 16 olsa tam hani çarşı karışacaktı. Evet. Oradan bir kopukluk oldu. Baskonya'yı tabii biz 8-8 gidiyoruz ama bir hayali bir çizginin altında 15'ler grubuna Jargiris'le başlıyor. Oraya alabilirsin. İstiyorsan aşağı inelim. Hı hı. Şimdi orada da Baskonya var yukarıdan 15. Anadolu Efes 14, Milan 14, Valencia 14. Oraya da bir hayal çizgi getirebilirsin. 10-11, 12, 8'i zorluyor. Yani 8-9-10, 11-12. Evet. O grubu da yukarıya Partizan'ın arkasına alabilirsin ki yani Partizan'ın maçları da hala zor. Hep çok zor bir fikstürü var. Yani hala kalan maçlara var. Göre çok zor. Madrid, Monaco, Panathinaikos. Hadi. Son iki takım da onlar biri üste çıkıyor, biri alta geliyor. Bu arada Milan'ın da maçları çok zor koç. Bak Efes, Maccabi, deplasman, Barcelona, Bologna. Normalde bir maç kazanır orada yani. Ama yani bambaşka bir görüntü sergiliyor şu an. Yani Milan. Kazanma şansı olan maçları kazanıyor. Onların hepsinin kazanması zor değil. Bence zor yine koç. Milan çıkardığın anda o zaman Efes, Jargiris, Kaunas, Valencia ve bir üstte 8. sıradaki Baskonya ile beraber oluyor. 15-15-14-14. Hala Efes'in bir şansı var. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir kumbara varmış. Sürekli oradan para dökülüyor ama kumbarada hala bir doluluk oranı var kullanabileceğin. Yani ama tabii Azver'e orada Alba Berlin'e yenilmek. Ya yani inan Alba Berlin'i sezon takımı yapar. Yani insan düşür, yani desen ki Alba Berlin, Anadolu Efes, 1000 kere oynasalar, bir kere belki Alba'ya şans verirsin. Bir de çok iyi her şeyi soktular, oradan geri düştüler. Ya yani bugün desen ki, hani Sigma'yı belki bir Euro Cup takımı için çoğu o ayardaki takım düşünebilir. Bir de Loh'yu, ben mesela Loh'yu takımı alırım. Fenerbahçe Beko'da olsam başta Loh'yu alırım. Çünkü Loh tam bir görev adamı. Penetre ediyor, çok kuvvetli, savunma yapıyor. Oyun bilgisi iyi ama yani işte Şehmuz'un hücuma daha çok gidebilir. Seneye de Şehmuz var. Ama herkes büyük bir şey içine girmez. Abi şu Loh'yu transfer etsek diye Alba'da böyle bir oyuncu yok. Ha, gitmeyene NP'yi almak istersin. Hakikaten giden maçı değiştiriyor, inanılmaz şeyler sokuyor. Yani böyle bir Alba'ya yenilmek dahi yani Efes'in ümitlerini sıfıra indirmedi. Hala bence ciddi bir ümidi var. Fenerbahçe'de program belli. Baskonya'yı yeneceksin. Anadolu Efes'i yenip Kızılyıldız'ı yeneceksin. Monaco'nun o kadar hata yapacağını zannetmiyorum. Monaco'nun kalan maçlarını söyler misin? Söylüyorum. Monaco'nun hemen bakıyorum. Valencia oynadı. Jalgiris deplasman. Münih deplasman. Partizan, Efes deplasman. Kolay değil. Yani Monaco'da oradan sıfır bile çekebilir. Çekebilir. Onun için hala Fenerbahçe'nin de çok ciddi dördüncülük umudu var. Madrid, Baskonya deplasman şeyleri, maçları, İspanya deplasmanları burada çok kritik olacak Fenerbahçe Beko adına. Ardından Efes Kızılyıldız mücadeleleri. Burada yakalayacağı, orada yakalayacağı bir hava. Efes de Kızılyıldız'ı yense bile yetebilir. Peki, şimdi Fenerbahçe Beko ile bir başlayalım. İlk çift maç oynadı bu hafta. Hemen ona bir bakalım. Öncelikle Armani mücadelesinin istatistikleri varsa hemen onun üzerinden kısa kısa geçeceğiz. Çünkü iyi kullanalım süremizi. 75-82 mağlup oldu Fenerbahçe Beko. Bu maçta hani istatistiklere yansımayan bir de bir detay daha var. Hani biraz üstünlük tamamen Milan'ın elindeydi diyebileceğimiz bir karşılaşmaydı koç. Şimdi istatistikler üzerinden elbette ekleyeceğiniz vardır. Şöyle bir maçı hatırladığımızda neler söylersiniz? Bu mağlubiyeti nasıl değerlendirmek
gerekecek? Hani ya oyuncu performansları üzerinden de konuşacağız. Top kullanımı, ikilik isabet 28 top kullanımıyla. Çok fazla değil. Fenerbahçe Beko 42. Ama çok kaçırdılar. Çok. Yakın atışları. Orada daha az kullanmışlar. Ama %62'lik çok doğru yani. 60 ve üstü çok başarılı. Üçlüye baktığın anda... Çok puçen bir dövdük. Yani inanılmaz şeyleri soktular akşam. Hem atamadık hem savunamadık. Yani tam olarak aynen. Böyle oldu. Serbest atışa baksan %90'lara yanaşmışlar. Onun için o 3 hanede yani tamamen bir savunma ribandı ile beraber Andolo şey Milan 40-32 yukarıdaki 6-39 ribanda geliyor. 38 ribanda geliyor. Yani 40 ribandı zorluyor. Hı. O da hepsi de zaten en sondaki verimliye çok büyük farkla geliyor. 96-74 gibi. Ya yani maçı taşıdılar. Daha şanslılardı. Fenerbahçe bir türlü maçın kadrosunu oturtamadı. Oturtamadı. Ya mesela şey dikkatimi çekti. Hatta bugün düşünürken bir istatistiğe öyle bakıp tekrar hatırladım. Bir ara Şeymuz'u gördük kenarda, oyuna girdi. Sonra bir daha yoktu. Yani 8 saniye oyunda kaldı. Neden mesela? Bunu nasıl yorumluyorsunuz koç? Şey diyemiyorum. Yani 8 saniye girmesinin... Ne anlamı var? Pek bir anlamı yok gibi. Ama işte öyle gerekmiş, öyle girmiş. Evet. Yani inan üstünü daha çok ne kurcalayabiliyorum ne kurgulayabiliyorum. Şimdi, neden olabilir diye. Milan maçında işte bir dezorganizasyon belki takım adına. İşte dediğiniz gibi o kadroyu tam olarak oturtamamak var. Ama bir sonraki maça geliyorsunuz, Žalgiris maçına da. Yine coaching olarak bu sefer bambaşka bir koç performansı var. Çok daha iyi bir koç performansı izledik Žalgiris mücadelesinde. Şimdi o niye öyle, bu niye böyle sorusu geliyor. Yani koç da çok inişli çıkışlı takım performans. Takım da aynı değil yani Roksan. İki rakip de aynı takım değil. Yani birinde strateji var. O stratejiyi oynayacak oyuncularım var. Yani Kyle Hines bir strateji oyuncusu. Yani baktığın anda Melli strateji oyuncusu. Tamam o gün Pangos yoktu, Kevin Pangos. Ama oyunu bence çok iyi kontrol ettiler. Şimdi Žalgiris'e geldiğinde Žalgiris haddini bilen, basketbolun zaten yıldızları dışında takımla yıldız olabileceğini fark eden çok nadir Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Sadece skora bak, Milan'ı koy. 32-22 aşağıya 4-5-6 geliyor. Žalgiris'e bak, ilk devre 30. dakika oynanıyor. 12-8-14-9-13-11-12 herkese dağılıyor. Žalgiris son topa kadar oynuyor. Ya onun için herkesin de yeri öyle. Eğer Lekavuç da çok sinirlendi, oyundan çıkarttı. Çıkartınca yani başka bir katkı yok o takımda yani. Diğerleri 2 numara. Kim oynuyorsa oynasın, Smith oynuyor. Yani orada bence Fenerbahçe egemenliği maçın şansını eline geçirdi. Ve zaten kazanması gereken bir maçtı. Çember altını. Ve koç olarak da bir daha dar bir rotasyonla oynadı o gün. O gün de zaten öyle oynanması gerekiyordu. Yoksa Žalgiris maçları yani bir türlü bitmeyen maçlar gibi bitmiyor. Ya yani onu öne geçiyorsun, bir bakıyorsun dörde gelmiş. Şimdi bir önceki maçta yine Milano mücadelesinde Carson Edwards'ın sondaki hani bir direnişi vardı diyelim. Fakat yeterli olmadı. Her hattı da girdi yani. İnanılmaz da toplar soktu koç. Hani onun performansı için ne söylersiniz? Biraz böyle hani İhsan Boyüke'nin bir sözü vardır. İki ucu keskin bıçak diye. Tam öyle bir tip bir oyuncu mudur? İnsanlar bir de kulaklarını çınlatalım. Yani sana çok zarar dokunmuyor. Bir süre deniyorsun. Savunma hataları da yapıyor ama çok koç. Yani. Yapıyor ama herkes yapıyor. Yani kalates de geçiriliyor. Herkes geçiriliyor birebir. Birkaç oyuncu dirençli hariç. Ama Kalates'in geçirilmesi o kadar Carson Edwards'ın kadar batmıyor gibi geliyor sanki. Wilbeck'in de geçiliyor. Wilbeck'in de o kadar batmıyor. Sanki Carson Edwards'ın yapınca biraz daha böyle... Hücumda kullandıkları göz zevkini bozuyor. Büyük ihtimalle. Yani o onun için onun rolü şey gibi yani. Çok da geri düşersek bir deneriz. Aslında o formattan çıksa kendi de ne olduğunu daha iyi görecek. Takıma da belki daha yararlı olacak. Ama onun yeri atamıyoruz. Wilbeck'in de sokamadı. Marco bu kadar kaçırır mı? Dur ya, gelsene. Diye böyle giriyor oyuna. Evet. Mesela o görevi Meri alamıyor. Ben Meri'yi de mesela oyuna girdiğinde
Ben Meri'ye güveniyorum. Yıllarını biliyorum. Ama bu ritimle oyuna geliyor, bir screen alıyor. Kendi oyuncu olarak düşün. İçeri giriyor, dışarı çıkıyor, screen kullanıyor. Yok. Hadi hemen atayım bir tane. Atamazsın zaten. 4 dakika sonra çıkıyor. Ya zaten 4 dakika, 5 dakika sağda kalmış. Atıcı, çok kullanmadı bu arada. Ya bak, kullanamaz zaten. Çünkü atıcı, senin atacağını biliyorlarsa atıcıyı attırmazsın. O oyuna girdiği anda koç biziz. Melih'in de görevi bu, girmeden atmak. Ne deriz girdiği anda? Daha önceden bir şey vardır. Değiş, orada önden çık. Neyse, statü aldırma, önüne geç, Melih'e bunu yaparsın. Şimdi Melih'in herhangi bir şütörün böyle oyununda pozisyon bulması için yani 2 dakika içinde bulması şart. Ama oyun oynanır. Jargiris gibi biri penetre eder, içeri girer, dışarı çıkar, top of the key'e gelir. Ulan havası oradan bir tane daha derimi yapar. Sağa vurur, oradan bir tanesi şutu atar. Şimdi bu başka bir şut. Evet. Bu takım oyunda bulunmuş şut. Öbürü sırf onun için aranan şut. Bu deyimlerin, anlatımın hepsi Edwards içine geçerli. Yani Edwards oyunun parçası bir türlü olamadı. Evet. Yani Edwards şeyin parçası. Abi geri düştük ve Edwards'a var. Dur dur biraz daha düşersek onu da deneriz. Bunun parçası oldu. O da kendini oyun olarak geliştiremedi. Yani Avrupa çok farklı ya. NBA ile yani Euroleague arasında, Avrupa'nın üst seviyesi arasında inan dağlar kadar fark var. Bir tanesi gösteri performans ligi, öbürü savunma, strateji. Tam aynen işte. Peki, şimdi Jargis mücadelesinin istatistiklerini de getirelim ekrana. Burada tabii Cekiri'nin performansı bu mücadelede. Şimdi isim isim söylüyorum, detaylandıracağız istatistikler üzerinden. Performansı etkileyiciydi. Najles Davis'in performansı keza önemliydi bu galibiyette. Ekrana yansıdı rakamlar. Koç, burada eklemek istediğiniz üzerine... İlk 3 satır şimdi Fenerbahçe'ye geçti. Evet. Milan maçıyla mukayese edersen 38 kullanım, %60'lara yakın. Üçlük %50'de, ikilik 80'e yakın. Burada toplam reboundda 18 artı 6, 24, öbür tarafta 33. Orada çok geri kaldığı için zaten ikinci toplarla hemen onu takip eden de diğer satırda asist. Yani Jargis bence oradan kapattı. Tekrar ikinci şans topunu aldı. Daha çok asist yaptı. Ama Jargis Fenerbahçe'nin rakibi mi? Bence değil. Arada çok büyük fark var. Burada baktığın anda Tyler Dorsey hem biraz attırdı girer girmez. Hem attı. Guard'dan o pot altı kovalayıp iki tane güzel pası verdi. Onları verdikten sonra kendi attığı her akşam uçtuğumu bilemiyorum. Kolay şutlar değildi. Ama koçun ona güvendiğini biliyor. Çok rahat atıyor. Evet. Will Beckin'in ve şeyin hani Kalatis'in de çok formsuz olduğunu düşünürsek önemli bir oyuncu olarak Fenerbahçe Beko'nun faydalanacağını düşünüyoruz. Bu anda tabii Dechampier'in de yokluğu önemli. Bu noktada Najles Davis'in performansı ama onun yokluğunda. Hani ikisi birlikte çok iyi oynuyor diyorduk. Birbirlerini çok iyi pozitif etkiliyorlar ama bu mücadelede olmamasına rağmen Najles Davis önemli bir katkı ve performans sergiledi. 19 sayı buldu 39 dakikada koç. Hepsi güzel. 26 verimlilik. Oyunda sanki 33 dakika, 32 dakika falan kalsa daha hoş gözükecek. Yani 39 dakika bir eşittir de, identiktir de. 3 tane şey koy. Kardeş, başka alternatifimiz yok demek. Evet, yok ama zaten. Yani Dechampier de olmayınca ama 2 maç. Hani bir de yakın maçlar galiba. Çarşamba, Cuma. Çarşamba Madrid, maç haftası, Cuma Baskonya. Allah'tan ikisi de İspanya'da olacağı için en azından yolculuk olmayacak. Tamam, arada bir kısa bir uçuş var ama 2 tane de maç var. Yani nereden bakarsan bak. 35 dakika, 35 de oraya 70 dakika seni de hırpalıyorlar. Evet. Yani takımı taşıyan unsur olduğunu biliyorlar. Kolay değil. Keşke 32-33 dakikalarla bitirebilseydim maçı. Ama yine tabii uzun rotasyonda biraz soluklanma. Evet. Marco'nun var mı tek şeyi? Marco Gudur için var mı tek şeyi? Bakalım ama ondan önce Najles Davis'in açıklamaları vardı maç sonrasında. Enteresan açıklamalar. Evet. Bakalım evet. 6-9 faul atışı kullandı. Hı, geldi. Marco geldi. Onu şunun için istedim. Bak o da 38 dakika. Çok o da. Yani
bu maç için dar rotasyon tamam. Ama şimdi 18 dakikada Marco nerede dinlenir? Burada dinlenir işte yani, değil mi? Ya inan bana 2 dakika bankta dinlenir. Dinlenir tabii. Başka o oyun içinde bir de faaliyet dinlenir. Dinlenecek bir kere kişiliği, karakteri yok. Yani %100'üyle oynuyor. Savunma yardım ediyor, savunma yardımına gidiyor, kendi adamı baskı tutuyor. Eğer önden Kalates veya başka giriyorsa Depar'la çıkıyor. Her pozisyonu olmadı üretmeye çalışıyor. Bazen çok özgüvenden dolayı bir de kararlıktan da abi ihtiyacımız var, ben atayım en iyisi diyor. Yani oyun içinde anormal yıpranıyor. Yani 32-33 dakikayla ana oynayan oyuncu olmanı güzel. Ama bu biraz hakikaten abartılı gibi. Ama çok kritik iki tane düşük soktu. Yani maçı da bence o her şey evet, attı. Var mı Nacile'si Davis'in açıklamaları? Getirelim. Annem serbest atış kaçırmamdan nefret ediyor ve ben çok serbest atış kaçırdım. Annemden çok özür dilerim. Kaçırdığım serbest atışlar yüzünden 20 sayı atamadığımı gördüğünde bana çok kızgın bir mesaj atacak demiş. Kaçırdığı serbest atışlardan bir tane soksa 20 sayı atacaktı. Evet yani Nacile'si Davis gerçekten komik bir açıklama olmuş. 19 sayı kaydetti. Nacile'si bir daha görebilir miyiz? Efendim? Bireysel. 19 sayı, 9'da 6 geliyor şimdi tekrar. 9'da 6 serbest atış. Yani aslında fena da atmamış yani. Ben annesi olsam kızmazdım 9'da 6'ya diye düşünüyorum. Kızar mıydınız koç? Şimdi anne 20'yi kovalıyorsa oradan hemen gözü batar. Baban yapar mıydı sana böyle bir şey? Yok. Daha fenasını yapardı o bayağı. Evet evet. Yani. Gerçekten mi? Tabii tabii. Kötü oynadığın zaman terör eserdi evde yani. Eyvah. Evet. Ben biraz Harun'dan hikaye dinliyorum. O da öyleymiş. Öyle, tabii o kadar değil. O Harun kadar evde değil, kalamazdım yok, diyor. Yok o kadar değil. Ama yani bayağı didiklerdi yani. Ama iyi oynadığım zaman da of yere göre sığdıramazdı beni yani. Ama anne ben olsam bilmiyorum. Yani 6-9 serbest atışa kızmazdım bir anne olarak diye düşünüyorum. Bir sayı yani, 20 sayı. Ne var canım? Derler ya, darısı böyle anne herkesin. Ama yani adam da 19 sayı. Burası için diyemeyeceğiz. Çok iyi oynamış yani. Burada da şey diyeceğiz yani, anne lütfen 19 sayıda tatmin ol. Bence de çünkü yani. Çünkü Nacılayız iyi işler yapıyor. Bırak o bir tane faalde ekstra kaçırsın. Helikopterlik yapma anne. Aynen, çocuğa rahat ver. Sen de rahat rahat maçları seyret. Peki, Cekir'in de performansı. Önemliydi, 13 sayılık katkısı var ama işte savunmada da vesairede de önemli işler yaptı. Tarık Biberovic aslında hani eleştirdiğimiz bir isimdi. Daha doğrusu koç tercihi olarak. Ama son iki maçta hem o rotasyon, daha doğrusu onun yerini cover edecek, onun yerine oynayacak oyuncunun olmayışı da ona hani süre kazandırıyor ama o da kullandığı sürelerini iyi kullanıyor, iyi değerlendiriyor. Son maçta 3'te 2'lik atış olarak bakarsan var. Tamam. Ama pozisyon alması da vesaire, yani iki tane özellikle köşelerden, daha doğrusu forvetten attığı iki ekstra üçlükte, pas ona ekstra geliyor. Pas ama iyi yerde de duruyor. Yani hani onda atar ya mesela 5 tane kaçırsa gözünü kırpmaz 6'da. Onu da atar. Onda da bir Edwards ruhu var. Öyle mi? Veya Edwards'da Tarık ruhu var. Yani böyle bir ruh var. Ama daha yararlı olması için savunmada veyahut da takımın daha böyle bir kesin oyuncusu olması için savunmada, savunma yardımlarında, okul oyunun akışında böyle bir okul öğrencisi gibi bulunması için yani çok izlemesi lazım, çok çalışması lazım. Mutlaka yeteneği var. Ama o yeteneği bir tek şeyle sınır tutamazsın ya. Hücumda. Bana gelince atarım. Değil. Bir de dipten kaderim, hatta içine bile vururum. Ben de sağlamım, tamam. Ben de sağlamım. İçine vuruyorsun, sizesin. Size bir. Leblebi gibi atıyor. Isırırken hepsini sokuyor. Peki madem o kadar Allah vergisi artı geliştirdiğin gücün var. Niye bu savunma tarafında onları kullanmıyorsun? Yani eğer üst düzey oyuncusu olacaksan bir tek attıklarına bakmayacaklar sana. Varlığına bakacaklar. Varlığın da savunmayla hücumun toplamı. Evet. Peki Fenerbahçe-Beko ile ilgili bu maçlar üzerinden bir şey demeyeceksiniz. Hemen şeye bakalım. Gelecek haftanın, daha doğrusu önündeki programa, Fenerbahçe-Beko'nun önündeki maçlara geldi ekranlarınıza. Real Madrid-Baskonya deplasman çift maç haftasında, ardından Anadolu Efes ve içeride sonrasında Kızılyıldız deplasmanında da bitirecek normal sezonu Fenerbahçe-Beko. Zor iki deplasman. Mart'tan 1, Nisan'dan 2 maç çal. Mart'tan 1 maç, Nisan'dan 2 maç çal. Niye? Çal. Nisan'daki 2 maç
Anadolu Efes'in Kızıl Yıldız. Mart'taki maçta birinden birine Baskonya daha yakın gözüküyor. Onu çal. Bu kadar hani iyi çıktın, indin, bir daha çıktın, sallandın, yine çıkmaya çalışıyorsun. Böyle bir sezonu şey bitir. İlk 4. İlk 4, 5. Bu 5'e de gidebilir yani Monaco'nun. Çünkü Monaco'nun içeri de önemli. 4-5 ile oynuyorsun. 4-5 bitir. 4-5 olduğun anda yani Monaco, Fransa'yı en iyi bilenlerden biri sensin. Yani Monaco sana ne veriyor basketbol? Diyerek kızgın bir taraftar mı? Azgın bir taraftar mı? Kültür mü? Ya işte plajdan çıkınca salon önünden çık geçiyorlarsa içkilerini alıp başa gelecekler. Kırmış arabayla beraber aynen. Onun için orası öyle bir tabii ki çok göz ardı edemeyiz. Ama yani bir sürü aşağı alternatif kim? Alternatif Madrid. Alternatif Barcelona. Alternatif söyle Olympiakos. Oralardan mı geçmek istersin? Onların hepsi yani bırak zor ve azılı bir salon şeye alışmışlar. Evet. Yani playoff'u duvarlar tarih olmuş. Dili olsa konuşsa. Orada neler olmuş yani? Anadolu Efes'i de geçelim koç. Hemen istatistik gelsin, karşılaşmanın istatistiği. Kısaca bir değerlendirelim maç üzerinden. Sonrasında hani playoff şansını konuşalım biraz daha detaylı. Çünkü Ergin Ataman'ın da açıklamaları pek hani inanmıyormuşçasına değildi. Playoff inancının olmadığına yönelikti. Şöyle bir bakalım. Evet, bu mağlubiyet bu arada hani belki koç olarak şöyle düşünmüş de olabilir. Yani sen Alba Berlin'e bu şekilde mağlup oluyorsan zaten playoff yapma diye ruhen hani o hırsla, o hani verdiği o özgüvenle belki de ya da işte bunca yıllık kariyerine düşünerek böyle bir sinirli çıkış yapmış olabilir. Bunu sizin bir koç gözüyle değerlendirmenizi isteyeceğim. Ekrana yansıdığı istatistikler geri geldi. Önemli bir farkı kapattı. 18-19 sayıydı değil mi yanılmıyorsam? Ama sonunu getiremedi. Maçı izlemiyorsun, uçaktan iniyorsun havalimanında. Maçı sana soracağım. Ha diyorum ki biraz daha çeşitlik atalım. 90 kaç attı Alba diyorum. 95 diyorsun. Hani şeyde yok, internet o anda bağlı değil. Peki. Ben 95 diyorsun, sen diyorsun 95 diye. Tamam mı? İnan Efes ne attı diye sormam. Ha 96 da olabilirdi. 96-95 kazanabilirdi de. Ama ne attı diye sormam. Eğer Alba'dan 95 yiyorsan zaten o akşam kaybetmeye mahkumsun. Bir satır daha açarım. Alba'nın ne kadar da asisti ya 30'a dayandı deyince hadi iyi akşamlar deyip kapatırsın. 26 asisti Alba. Yanlış mı diyorum? Evet evet 26 asisti. 26 asisti. Yani asisti savunma reboundundan neredeyse toplam reboundundan daha fazla oldu bir akşam. 28 rebound. Yani ben oyunculuk hayatımda bu kadar net tutulmuyordu. Koçluk hayatımda pek hatırlamıyorum. Asist sayın, rebound sayın üzerinde. Neredeyse. Ya yani bu demek ki su içinde asist nasıl yapılıyor? Birini geçiyorsun ki yapılıyor. Veya biri boş bir pas veriyorsun. İşte burası da bence ilk yediğin 95 sayı sonra o asist kolonu çok değerli. Bunları yaparken de 12'de top kaybediyorsun. Alba zaten top kaybıyla doğmuş. Öyle yaşıyor. Ve bu takıma baktığın anda, bu takım Euroleague'de nasıl maç kazanır? Hakikaten koçu alıp, yani yılın koçluğuna aday ilk 3 koç içine, Alba'yı da yılın takımı, inan şaka yapmıyorum. Yani burada ben o taraftan ben Alba'yı almam. Bence şöyle bakmak lazım. Yani, burada Anadolu Efes'in haftanın... Akşam sorsana babana ya bir. Alba'yı alır mısın diye. Nereye? Yılın koçluğuna? Hayır. Takım olarak. Yani ama diyecekler kadro bu. Ya yani Alba'nın kasası sanki şey gibi ya. Alır mısınız siz takım olarak alıp yok. Bu takımı almam. Derim ki nasıl alayım ya? Yani bir de alınca senden birileri bir şey isteyecekler. Yani Tunus Milli takımı yani aldı. Hadi ya. Tunus Milli takımı başka. Ama senden bir şey isteyecekler. Diyecekler ki al bu takımı. Yani en azından tek yaptıkları her yerde Bayern'i görüyorlar. Yeniyorlar. Evde, deplasmanda, otobüs molasında, çay molasında her yerde Bayern'i yeniyorlar. Böyle bir elektrikleri var ona karşı. Ama onun dışında Alba takımıyla ne yapabilirsin? Başından söyledik yani Sigma Lo. İşte her zaman o atışlar öyle girebilir mi? Simcil attı atışlar uçarak atıyor. Yani köşeye giderek atıyor. Ve koç onların hepsini zaten izleyip başka çaresi yok koçun. Yani böyle bir takım Alba Berlin yani. İnan bana transfer yapılacağı akşam oturmuşlar, transferi planlamışlar. O gece
Kulübe hırsız girmiş. Tamam. Paraları mı çalmış? Paraları çalmış. Ve sabah olunca şey demişler. Bunları almak zorunda kaldık. Abi yok para. Bunlarla da. Nasıl ya? Çalmışlar. Hani loyu moyu ara bari zaten bizden diye böyle bir kadro kurmuşlar. Şimdi bu durumda o zaman bu Alba Berlin'in başarısı Anadolu Efes'in başarısı oluyor. Böyle bir mağlubiyet yani başarısızlığı ha, olarak. Onu hangi pencereden bakarsan bak. Tamam sen oradan bak. Ben ama Alba'yı böyle tasvir ediyorum. Yani Alba'nın bu maçı kazanması, yani inan bugün Berlin'de yaşayan bütün sporu anlayan insanlar şey diyorlardır ya. Yani vay be. Nasıl bir galibiyet ya diye. Bak bundan sonra ilk Alba maçı tıktım tıktım olur. Çünkü onlar öyle bir taraftar. Karşılığını vermek istiyorlar. Hep beraber giderler. Peki Ergin Ataman'ın açıklamalarına bir bakalım. Ben onu oradan... duymadım. Duymadın mı koç? Alba Berlin maçı aslında sezonumuzun özeti. Biz sanırım playofflarda olmayacağız. Diğer takımlara başarılar diliyorum. Şimdi bu açıklamayı ben okuduğumda ilk önce sanırım mı falan değil. Ben böyle burada hızlı bir okudum. Ah kalamıyorum Anadolu Efes bir playoff'a dedim açıkçası. Sonra işte biraz araştırdım bak yani okudum birkaç bir şey. Dedim ki ben mi yanlış görüyorum acaba? Nasıl kalı yani şu an çok ciddi hala şansı var Anadolu Efes'in playoff'lara kalma. Yani Ergin Ataman'ın bu açıklamasını nasıl okumak gerekiyor? Ama Ergin Ataman bilmiyor mu playoff'lara kalabileceğini? Elbette biliyor. Bu bir hani gözdağı vermek mi? Bir uyarı mı? Nasıl okuyoruz? Nasıl okuruz? Ergin Ataman'ı da şöyle az çok tanıdığımızı düşünürsek. Şimdi tabii sen basketbol oynamış bir koç babanın kızı. Pasaportunda bir ay yıldızı var. Olarak diyorsun ki buradan nereye gitmeye çalışıyor? Playoff'a katılırsa diyecek ki ben zaten orada böyle gösterdim. Bunun deme hakkı var. Evet. Ama playoff'a katılmazsa da bence bu şey ya yani ona hazırlık mı? Çok acele cevap verilmiş bir şey ya yani. Ben öyle görüyorum. Hani maç bitiyor cinlerin tepende yok kardeşim biz kalamıyoruz. Diğerlerine de başarılar dilerim diyorsun. Ama mutlaka kalmak için uğraşacaktır. Ya koç bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey kabul edemezsiniz ama nasıl ya bu kadar büyük bütçe, bu isimler, bu oyuncular yani nasıl? Böyle bir şey dememiştir bence yani. Yani bunu Anadolu Efes'te kimse kabul etmez ki yani yönetim de kabul etmez böyle bir şeyi. Bence bunun bir alt mesajı var ya oyunculara. Seviyor öyle mesajlar vermeyi. Umarım öyledir yani en azından. Abi sen şey demiştin, abi harika bir program yapacağız, basketbol dibine kadar yorumlayacağız. Ama şey demedin bana, mesajların altına gireceğiz, oradan fal bakacağız. Ama bakmamız gerekiyor böyle mesajlar veriyorlar, ne yapalım bunu nasıl? Hani bu çünkü çok alışılagelmiş bir açıklama değil günün sonunda. Hani pes edemezsiniz bu kadar çabuk. Kaldı ki daha pes edecek bir durum yok. Evet zor, hep söylüyoruz bence. Formuna göre çok zor Anadolu Efes'in fikstürü. Çok zor. Ama şimdi o zorluk da bu arada o zor maçlar da aslında bir noktada daha kolay maçlara bıraktı bence kendini. Hani Milano maçı gerçi hala... Milano maçı İstanbul'da. Evet ama yine Milano'nun şu anki performansı... Milano sonrası... Bologna, Fenerbahçe, Monaco. Bologna evinde mi deplasmanı? Evinde. Fenerbahçe deplasmanı. Milano da evinde, Bologna da evinde. Evet, Monaco da evinde. Fener deplasmanına geliyor. Bu da Monaco... tek zor maç Fenerbahçe normalde ama Milano performansının böyle olacağını. Şuna bakmak lazım. İki maç kazanırsa, hatta Monaco'yu da koy. Üç maç kazanırsa Anadolu Efes şu anda 14, 17 oluyor. Evet. Hadi Jargis'i sayma. Bir yukarı çık. Baskonya. Pardon, öz derim bir aşağı in. O Milan maçı zaten şey oluyor. Efes mi? Milan mı? Evet. Çünkü o iki maçlık galibiyet oluyor. Valencia'da oluyor. İlk maçın Efes'in kazandığını düşünürsek. Valencia'nın maçlarını söyler misin? Tabii ki. Kızılırız deplasman, Jagiris deplasman, Bologna, Barcelona deplasman. Burada en zor maç Barcelona deplasmanı. Valencia'da üç tane kazanabilir. Efes-Valencia eşleşmesi nasıl? Valencia İstanbul'da yendi galiba. Ben buralarda... Aynı hafta yendi ya Fenerbahçe ile şeyi. Sanki. Hatta ben şey diyorum, Alex Mumlu'ya biri sorsa 2'de 2 döner misiniz? Ne diyorsun sen abi? Bir tanesini ver yeter bana derken 2'de 2'ye döndü. Oradaki maçı hatırlamıyorum. Bakıyorum şimdi. Valencia Efes'i hatırlamıyorum. Valencia Efes 81-71. Valencia. Evet. Tamam, o zaman başa başta. Bir daha oraya alabilir miyiz? Biz bak, hayır, Valencia üstümüzde bizim. Ha, Valencia üstü. Evet. İki tarafta da yendi. Evet. Şimdi bak, Valencia 3 kazanırsa... 8. Baskonya'nın yerine Valencia'ya çıkar. 3 evet, kazanırsa. 3 kazanırsa. Baskonya'nın çünkü kötü bir yok. Kızıl Kızılırt.
Alba Berlin, Fenerbahçe, Asfer, Olympiakos. Baskonya'yı da kazanabilir. Çok iyi fikstürü. Alba Berlin'i yenecek, Asfer'i yenecek. Olympiakos deplasman. İki galibiyet alsa Baskonya olmuyor. Oradan bir Olympiakos deplasmanını, hadi Fenerbahçe'yi yenemiyor diyoruz. Olympiakos deplasmanını da kazandığını düşünsek son hafta. Yani Efes'in de söylediğin kadar çok fazla bir hani kolaylığı yok. Milan da zor, Valencia da gelebilir, Baskonya da kalabilir. Bence belki Ergin'i üzenle bu yani. O Baskonya nasıl kaybeder diye düşünüyordur. Bak Baskonya evinde kızıyorsa deplasmanda kaybedebilir ama evdeki maçları alabilir. Ve herkese o 8.lik. Sen bakma Olympiakos iyi top oynuyor ama Olympiakos mesela eski Final Four'ların yenilmez birincisi gibi değil yani. Herkes yenebilir. Yendi işte zaten farklı. Aynı işte. Partizan yendi yani. Yani ondan Efes'in içinde belki maç dediğin gibi zorlu olarak biraz daha iki tık daha kolaylaşmış olabilir. Ama buradan kurtulması çok da hani Efes buradan çıkar denecek kadar kolay değil yani. Peki bu mağlubiyet nasıl etkileyecek psikolojik olarak? Şimdi Ergin Ataman'ın açıklamaları bu mağlubiyet. Sonuçta bu kalp kırıcı bir mağlubiyet. Kazanabileceğiniz maçı kaybediyorsunuz. Fark oluyor. Ve bu hani çok büyük bir hayal kırıklığı ve bazen oyuncular üzerinde yıkımdır. Hani hem farklı kaybeder gibi oluyorsunuz. Sonraya kalıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Saçma sapan bir rebound vererek mesela. Hani diyorsun. Ben de sana izin alarak şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer elimizde varsa Anadolu Efes'in son 10 maçı getirelim. Son periyotta kaybettiğimi. Yok şey diyeceğim ama benim önümde burada hemen çıktı geldi. Bak yedikleri sayı söylüyorum. 95 sayı. Evet. Alba'dan. 97 sayı Partizan'dan. 89 sayı Real Madrid'den. 86-64 yeniliyorlar. Maccabi'den. Kızılyıldız'a 94-75 yeniliyorlar. Panathinaikos'tan da 82 yiyorlar ama yeniyorlar. 90-89 o son faalle Monaco'yu yeniyorlar. Sürekli yedikleri sayı 90. Yani biri sana dese ki sen Efes'i bir oyuncusun. Yani abi iyi bir sezon geçireceğiz de yalnız tek bir problem var. Onu da aklından çıkarma. Ne abi? Her maç bir 90 yeriz. Şey dersin yani nasıl ya? Yani playoff'a mı kalacağız? Her maç 90 yeriz. Bu işin aslında kitabı 70'leri yemek. Yani sezon içinde kötü günlerin olur, zor günlerin. Ya tamam şu anda 80'i kabul ediyoruz dersin. Ama yani 90 yiyerek yenmenin formülünü kimse bulamadı yani. Yani kimse bulamadı. Böyle bir şey yok. Bazen hani futboldan basketbol yazanlar vardı. Hıncı Uluç bana öyle derdi. O zaman kardeşim formül çok kolay. Yediğinden fazlasını atacaksın. Tabii masaüstü kolay da o yediğinden fazlasını atarken yiyorsun. Sürekli demoralize oluyorsun. E neyi atacaksın o zaman yani? Ondan 90'ları yiyerek maç kazanmakla iddialı olunmak hiç birbirlerine uymayan iki tane cümle yani. Siyahlı beyaz gibi ya. Evet. Yani peki Efes'in kalan maçlarına bir bakalım. Milan içeride, Bologna içeride bu iki maçı kazanabilir. Fenerbahçe Beko deplasman, Monaco içeride ki Monaco'yu da yenebilir. Fenerbahçe Beko'yu da keza hani yenebilir. Yetmeyebilir ama yani Milan maçı en öndeki bence hedef ve gösteri maçı. Gösteri derken şov değil yani gösterge maçı. Gösterge maçı. Evet bu arada Misic de 30 sayıyla oynadı bu mücadelede. Onu da altını çizelim ama savunma belki savunmasının sıkıntısından bahsettim. Son savunmaya bak. O reboundu nasıl verdiler? Evet. Kim adam aldı reboundu? Ama kısa takımla oynuyordu. Kısa takımla sahadaydı. O reboundu kim adam aldı? Singleton adamı. Singleton kim istiyordu? Atarım mı? Yok. Peki nasıl Singleton oralara gitti? Misic yardım etmiş. Şöyle geçirdi yani. Yani bak bir dribbling yaparken Misic geçmişti. Misic geçti. Singleton zaten kopup geliyorlardı. Refleks geliyor. Geldiği anda arkada bomboş tipi. Fenerbahçe son topta şey nasıl kaybetti. Kenardan aynı şekilde geçildi. Bir yardım gitti oraya. Galiba bu kırımda biri gitti. Tarık Biberovic orada geleni box etmedi. Evet. O geldi. Tipledi. Bir anda tipledi. Böyle kazandı. Yani oradaki reboundda biz hep şeye bakıyoruz. Abi adamın niye? Ama adamın bir yere yardıma gidiyor. Şimdi orada Singleton gitmesi içine vurur.
Yani basketbolda işte aynı şey. 90'larla aynı şeyi konuşuyoruz. Hani nasıl 90'ları yemek çok hırpalıyorsa, yani tahmin seni down ediyorsa, birebir geçirmekte savunmanın bence yumuşaklığının en önemli göstergesi. Yani böyle geçirmek birebir. Peki var mı başka bir şey ekleyeceğiniz? 31. haftada görüşmek dileğiyle diyelim. Çift maç haftası olacak. Zor maçlar var. Az çok bazı şeyler de belli olmuş olacak bence. Biz gelecek hafta programı yaparken koç. Umarız temsilcilerimiz... Bizim sıralamaya nasıl bakıyor musun? Yorumlarda sıralama veren. Bir programımızda sıralama veren var. Artık onu son hafta öncesinde. Son hafta bittikten sonra yazacakları sıralama geçerli olmayacak. Yok, tabii. Yok olmayacak. O zaten şey, o programın altına yazdıkları için... Bilmiyorum, hala yazabilirim. Yazabiliyorlardır ama onun tarihi vesairesi vardır. Hala verebilirler, evet, yani. Hala verebilirler. Bakalım. Noktalıyoruz. Reji bence güzel bir hediyeden hazırlıyor. Hazırlıyor Reji. Onlar da iman etmesinler. Renk astılar. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin ağzınıza sağlık koç. Edizione Living'in sunduğu Koç ve Ben programı noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.